Herkese yeniden merhaba. Yeni oyuna geçmiş bulunuyoruz. My Team'e vakit kaybetmeden başlayacağız. F1 22. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Full sezon oynayacağız. 22 yarışlık bir sezon olacak. Ve full race olarak yine devam edeceğiz. Her zamanki gibi. Ayarlamalar kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Otomatik vites olarak başlayacağız ama sezon içinde ona bir ayarlama yapabiliriz. Araçlara alıştıktan sonra sıralama turları ve yarışı full olarak ayarlıyoruz. Hava olaylarında değişken yaptık. Şimdi araçların, sürücülerin ve araçların hatalarını arttırdık. Yeni eklenen pit stop gösterimlerini broadcast olarak ayarlıyoruz. Daha sonra yine değiştirebiliriz. Zorluğu şimdilik 102 ile başlatacağım. Daha sonra mutlaka 105'lerin üstünde yarışmak istiyorum. Araç hasarları simulation olacak. Expert modda yarışacağız. Şimdi artık ayarlarımızı yaptıktan sonra ikon sürücülerimizi de oyuna ekliyoruz. Belki Michael Schumacher oğlu Mick Schumacher ile yarışma fırsatı bulabilir. İlerleyen sezonlarda takım için ise bir efsaneyi tekrardan kendi ismiyle, kendi motoruyla, kendi fabrika takımıyla F1'e taşıyacağız bugün. Avatar seçimimizi yaptık. Kaskımızı ayarlıyoruz. Bunlar ileride mutlaka değişecek. Daha güzel, daha renkli, daha modern şeyler yapabiliriz. Suite'imizi de ayarlayalım. Suite'imiz şimdilik bu şekilde olacak. Efsanenin renklerine uygun olarak tasarladık. Eldivenlerle çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Bu gayet güzel. Sürücü duruşu hepsine bir göz atalım. En baştaki güzel gibi. Şimdilik böyle devam etsin. Bakalım podyum imajlarına. Bu biraz daha değişik bir şey. Bunu seçelim. Tek tek dinleyelim bakalım. Karar verelim. Bu sezon bunları yapamayabiliriz. Very nice. Gayet güzel. Ve şimdi takım detaylarına geliyoruz. Takım ismimizi yazıyoruz. Ve Renault'u tekrardan fabrika takımı olarak pistlere çıkartıyoruz. Oyunda Renault motoru olduğu için
Renault F1 takımını tekrardan geri getirmeyi düşündüm. Renault ile birlikte Alpine de tabii ki ona eşlik edecek. Güzel bir kariyer olacağına inanıyorum. 2005-2006'lara, Alonso'nun şampiyon olduğu yıllara geri döneceğiz. Sponsor olarak Eco'yu seçmeyi düşünüyorum şu anda. Xenon Dynamics'le geçen seneki oyunda, 2021 oyununda çok yarıştık. Ve Eco'yu seçtik. 4500 milyon dolar. 4,5 milyon dolar daha doğrusu kasamıza koyduk. Ve tabii ki 2,3 milyona Renault motorunu seçeceğiz. Kendi motorumuzla yarışacağız. Sürücüde ise Oscar Piastri'yi seçmeyi düşünüyorum. Çünkü şu anda Renault bünyesinde Alpine çatısı altında yedek sürücülük test pilotluğu yapıyor. Onu burada yetiştirmeyi planlıyoruz. Takım içinde tutup. Güzel bir kariyer olacağına inanıyorum. Ve fabrikamız ekranlarda. Hello folks and welcome to this, a very special edition of Paddock Pass. We're here at the headquarters of Formula One's newest team for an exclusive first look at what they will be bringing to the sport. It's always an exciting moment to welcome a new team onto the grid. However, what makes this occasion a little more special? Ve artık araç lansmanı yapılıyor. Fernando Alonso'nun şampiyon olduğu yıllardaki Renault renk düzenine yakın bir şeyler ayarlamaya çalıştık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Zaman içinde bir takım farklılıklar olabilir. Sponsorların eklenmediği yerler var henüz. Onları da ekleyeceğiz. Şimdi röportaj kısmındayız. It's been a long time since we last saw a team owner take their own car onto the track, and the sport's changed enormously in the intervening years. How are you going to handle? Let's talk about your teammate. Her departman için olumlu bir şeyler söylemeye çalışacağız ki departmanlarımız güzel çalışsın. Bu aracı geliştirmek oldukça uzun sürecek, zor olacak ama bu sezon oldukça başarılı olamasak da iyi bir gelişim göstereceğimize inanıyorum. Ultimately, your success this season is going to come down to whether you can take positions from the other drivers. What is it about? And finally, with so many specialist departments working together here at your headquarters and with Well, thank you so much for your time. It's been wonderful to get an insight from you and of course to see around the headquarters. Thank you for today. Really appreciate it and thank you all at home for watching as well. We'll see you very soon. Röportajın da sonuna geldik. Şimdi yarış öncesi ayarlamalara geçeceğiz. Aktiviteler kısmındayız. Takıma araştırma puanı kazandıracak bir takım ayarlamalar yapacağız. Buradan Research Points 500 geliyor. Bunu seçtik. Driver Camp'tan da 250 geliyor. Onu da seçtik. Ve böylece günleri de doldurmuş olduk zaten. Mesajlar kısmına da bir bakıyoruz. Fabrika kısmında henüz bir adım atamıyoruz.
1.2 milyonumuz var. Şöyle bir güncelleştirmelere göz atalım. Euro'da ortalamanın bir tık altındayız. Şaside de aynı şekilde aynı yerdeyiz. Dayanıklılıkta ise şu anda en sondayız. Dayanıklıktan güncelleştirme yapabiliriz. Aslında yapalım. Biraz yukarı doğru tırmanmamız lazım dayanıklılık konusunda. Şimdi biraz zamanı ilerletelim bakalım. Para kazanalım. Bir tane şasi güncelleştirmesi yaptık. Aston Martin ve Williams'ın üstündeyiz şu anda. Bir tane de Aero'ya güncelleştirme yaparak bu bölümü sonlandırıyoruz. Artık bir sonraki bölümde yarışmaya geçmiş olacağız. Yarış yapacağız. Yarışacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.